Göğsünüzün içinde duygusuz ve romantik olmayan asimetrik bir kas yığını vardır. Buna rağmen anatomik olarak yanlış bir kalp şekli kullanarak bu koroner organı duygusal niteliklerle süslemekte ısrar ederiz. Peki neden böyle? Neden kalp sembolleri böyle çiziyoruz? Bu klişenin kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte. Eski Yunan filozoflarının ilk kez kalbi duygularla ilişkilendirdiği, özellikle Aristoteles'in başlıca suçlulardan biri olarak kabul edildiği öne sürülüyor. Hollandalı beyin cerrahı Pierre Winken'e göre klasik kalp şeklinin en eski tasviri, 13. yüzyıla ait bir metinde görülmüş ve Aristoteles'in organla ilgili alışılmadık tanımından ilham almış olabilir. Diğer kaynaklar, klasik kalp logosunun Kuzey Afrika kıyılarında yetişen ve eski Yunan ve Romalılar tarafından doğum kontrol yöntemi olarak kullanılan, soyu tükenmiş dev bir rezene türü olan silfiumun yaprağını temsil ettiğini öne sürüyor kalp ve kalp sembolü birbirine hiç benzemez. Görüntünün nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın araştırma yazarları, evrensel olarak tasvir edilen kalp sembolü gerçek insan kalbine hiç benzemiyor. Ancak kimse bunu umursamıyor çünkü mevcut kalp sembolü sadece kalbin duygusal anlamda sevgi ve şefkatin merkezi olarak kullanıldığı metaforik bir anlam ifade etmek için kullanılıyor diye belirtiyorlar sembolün 15. ve 19. yüzyıllar arasında yaygınlaştığını, ancak bilim insanlarının 20. yüzyılın ortalarına kadar basit kalp şeklinin aslında anatomik bir gerçeğe dayandığını fark etmediklerini açıklamaya devam ediyorlar. Koroner arterlerin ilk anatomik modelleri 1950'lerde, plastiklerin ölü insanların aortlarına enjekte edilmesiyle oluşturulan kalıplar şaşırtıcı bir şekilde ikonik kalp şeklini andırıyordu. Birkaç on yıl sonra, Koroner arterlere kontrast boyaların enjekte edilmesini içeren yeni tekniklerin geliştirilmesi, geleneksel kalp şeklinin ne kadar doğru olduğunu ortaya çıkardı. Aynı anda hem sağ hem de sol koroner arterlerin enjekte edilmesiyle tüm koroner dolaşım sistemini görmek mümkün oldu. Sağ ve sol koronerlerin aynı anda görselleştirilmesi, alıştığımız kalp şeklini tam olarak oluşturuyordu. Bu gözlemler, antik anatomistlerin modern bilimin ortaya çıkardığı bu deseni Binlerce yıl önce bir şekilde görüp görmediklerini sorgulatıyor. Bu teori oldukça spekülatif olmasına rağmen klasik kalp imgesiyle olan kesin benzerliği açıklamak için en olası hipotez olabilir.